Topçu, Hüseyin Öztekin, burada. Muhammed Karaman, burada. Muhammed Polat, burada. İdris Yatman, burada. Münir Karaevli, burada. İlhan İmrak, burada. Murat Uysal, burada. Ali Tunç Saygun, burada. Volkan Berkay Çakır, burada. Ufuk Bekir Ersöz, burada. Ergün Güler Yüz, yok. Nurten Yontar, burada. Ömer Taş. Yok. Ömer Taş yok mu? Sami Durhan. İzinli. Serkan Eriş. Burada. Mustafa Turhan. Burada. Emin Benan Utku. Teşekkür ediyorum. Meclisimiz Emin Benan Utku biraz önce bir konuda bilgi verdi. Onu da buradan söyleyeyim aklıma gelmişken. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak Beyefendi aramışlar. Emin Bey ile görüşmüşler. Demişler ki ne kadar asfalt istiyorlarsa verelim demişler. İstedikleri kadar da protokole de bağlayalım. Şahitlerin uzağında yapalım demişler. Tamam, teşekkür ederiz. Biz Kenan Bey bu konuyla ilgili hemen talebimizi oluşturalım. Resmi yazımızı yazalım. Protokole bağlayalım. Bakalım veriyorlar mı vermiyorlar mı görelim. Var mı hazır talebimiz? Tamam. Teşekkür ederim Benan Bey. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. 28. Tekirdağ İl Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi 2432 artı 12 parsel sayılı taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış olup Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden aylık nizam 3 kat tak 0.50 kaks 1.40 yapılanma koşullarına sahip ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin belediye meclisince görüşülerek karara bağlanması. İmar komisyonuna oylarını sunuyorum, kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 29. Ülkemiz Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs COVID-19 salgın hastalığı ile mücadele hususunda topyekun bir mücadele ve dayanışma içerisinde bulunmaktadır. Belediyemiz gıda paketi yardımı, maske dağıtımı ve sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri yapmış olup bunların devamı ile Süleymanpaşa ilçe sınırında yaşayan COVID-19 salgını dolayısıyla yardıma muhtaç kalan ailelere meclisle belirlenecek miktarda aynı ve nakdi yardım yapılması konusunun belediye meclisince görüşülerek karara bağlanması. Burada bir düzeltme yapalım. Nakdi yardım yok. Yani bununla ilgili kişi özgü isim olarak talep olursa meclise taşımak şartıyla nakdi yardım diye koyalım. Meclis olarak değerlendirelim. Sonra tek başıma bu konuyu almam doğru olmaz. Yani o onun adamı, bunun adamı polemikleriyle karşı karşıya geliriz. Gerekçesini sunar. Nakdi yardım istiyorsa meclis kararıyla da veririz. Ama aynı yardımlarda zaten erzak vesaire gibi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Sayın Başkan. Buyur abi. Bugünden maddesiyle ilgili olarak da evet, dünyada ve ülkemizde COVID-19 ile ilgili bu hastalığın yayılması ile ilgili 3 aydan beri mücadele veriliyor. Bütün belediyeler, merkez hükümet, insanlar birbirine 2,5 aydır da içeride insanlar, hatta 65 yaş üstündekiler sanırım dün biraz sadece sordular. Bununla ilgili belediyemizin, Süleymanpaşa Belediyemizin o günden bugüne neler yaptığıyla ilgili bir bilgi verirseniz, hani maske, onlarla ilgili bilgi verirseniz, ondan sonra da az önce sizin de bahsettiğiniz gibi aynı değil, nakdi yardım değil de aynı yardımlara devam etmeyle ilgili ne kadar kısımlı ilgili, bunların kimlere ne, nasıl tespit edilerek verileceğiz, sanırım mahalle muhtarları kanallarıyla mı veriyorsunuz? Yani sosyal kaymakamlık üzerinden gidiyor hepsi. Yani belediyemizin de böyle bir komisyonla bu işi halledebilir mi, onu tartışmak isteriz. Başkanım, isterseniz konuyla şey yapayım. Şimdi COVID-19 küresel sorundan sonra tabii ki hem yeni aşevimizde geçtikten sonra 850 bandındaki kişi sayısında yemeklerimiz 1700'leri geldi, 1800'lere kadar çıktı. Şu an 1550-1600 civarlarında her gün sıcak yemek veriyoruz. Haftanın 5 günü yemek verirken şu an haftanın 7 günü yemek veriyoruz. Aynı zamanda en son aldığım sayıya göre 11 bine yakın erzak dağıtımı olmuş 2 ay süresi içinde. Ve sonra işte kaymakamlık vefa hattından da gelenlere baktığı zaman 13 bini de geçen bir hat oldu. Bu erzaklarla ilgili hem belediyemize başvurularda bulunuyorlar ama kaymakamlık vefa hattına gelen başvurularda bizdeki sisteme de düşüyor. TC kimlik numaralığında vatandaşların bilgileri geliyor. Gerçekten de ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara hem erzak hem de yemek yardımında yapılıyor. Kendimiz ürettiğimiz maskeleri Türkiye'de ilçe belediyelerde
ilk zamanlarda kendi başına üreten nadir belediyelerden bir tanesiydik. Hem kendi ürettiğimiz maskeleri hem de satın aldığımız maskeler, en son 200 bin, 196 bin maske daha aldık. Yani 550 bin bandında, 200 bin nüfuslu bir ilçede 550 bin bandında bir maske dağıtımı da gerçekleştirdik. Şu an arkadaşlarımız Gündoğdu Mahallesi'ni, bütün mahalleleri dağıttık, bir Üreyet Mahallesi kaldı. Gündoğdu Mahallesi'nin son kısmını bitirdikten sonra, Üreyet Mahallesi'ne de girdikten sonra maske mahallelerdeki maske dağıtımı bitecektir. Erzaklarla konusunda aynı zamanda muhtarlarımızdan, sizlerin de parti teşkilatlarından ve birçok parti teşkilatlarına ihtiyaç sahibi insanların listeleri de geldi. Onlara da tek tek dağıtımını da gerçekleştirdik. Teşekkür ediyorum. Şimdi abi, bunun bir not vereyim. Ayın 13'ünden sonra bununla ilgili tedbirler sokağa çıkma yasağı artık ortadan kalktığından dolayı biz aşevindeki sayıları tekrar 800 sayılara çekeceğiz. Yani 65 yaş üzeri evden çıkamadığı için özellikle maddi durumuna bakmaksızın talep eden bütün vatandaşlarımıza neredeyse yetişmeye çalıştık gücümüzün yettiği kadar. Ama ayın 15'inden sonra eski haline döneceğiz yemek konusunda. Erzak konusunda onda da talimatım şu oldu, mecliste bilsin. Yani eğer ki benim 100 liralık bir harcaya erzağa ihtiyacım var, yiyecek yemeğim yok diyorsa ben önüne arkasına bakmayın, verin talimatı verdim. Yani adamın altında arabası olmuş, evi olmuş ama arabasına mazot alacak parası yoksa, elektrik faturasını ödeyecek parası yoksa, karnını doyuracak parası yoksa, üzerindeki mal varlığına bakmayın dedim bu süreçte. Dolayısıyla 13 bin civarında diye rakam hatırlıyorum. Bir dahaki meclis isterseniz net rakamları da sunarım. Erzak dağıtıldı. Bunun 4500'ü belediye kanalıyla dağıtıldı. Gerisi hayırsever vatandaşlarımızın, benim veya birkaç arkadaşımızın kendi koordinasyonuyla dağıtıldı. 500 bin küsur maske dağıtıldı ev ev. Dediği gibi Serbi Başkan'ın Hürriyet Mahallesi'ne yanılmıyorsam bugün yarın onlar da bittiğinde köyler dahil her haneye neredeyse belki atlanmış olabilir mi olabilir. Ama atlamamasını özellikle talimat verdim. Erzakları, maskeleri dağıtmış olacağız. İlaçlama ile ilgili çok ciddi bir çalışmamız oldu. Dezenfekte çalışmaları ile ilgili. Bir iki araç takviyesi yapmak zorunda kaldık. Onun haricinde tabii mesailerimiz tamamen değişti. Yani biliyorsunuz sayı rakam konusunda yine afaki söyleyeceğim. 100'e yakın personel raporlu oldu. Onun açığını kapatmak için arkadaşlarımıza mesai ödedik. Ciddi bir maliyet oldu. Biz yani bu koronada bizi en büyük sıkıntıya sokan tahsilatlar noktası. Yani harcadığımız para bizi çok fazla yormadı açıkçası. Yani belki 300 500 bin neyse yani, ama tahsilat noktasında problemler yaşandı. O yüzden yani hesaplarda ciddi bir tutarsızlık karşı karşıya kalacağız. Elhamdülillah yani para pul hepsi yerine gelir. Önemli olan milletimizin canı sağ olsun. İnşallah da bunu da bu şekilde atlatacağız yani. O nedenle gelirlerimiz düşeceği için bütün belediyelerde olduğu gibi bu 2020'de bu COVID'den dolayı bizim belediye hizmetlerimizin aksamaması onu etkilemeyecek büyüklükte bir yardım tabii ki yapılmasında fayda var. Bunu mutlaka siz sosyal hizmet yardım işler müdürlüğü üzerinden yapacaksınız. Bütçesel miktarı ne olacak? Abi bütçesel öngöremiyorsun. Tamam, yani ama nakdi yardım konusu bu madde düzeltilerek nakdi yardımdan meclise gelmek koşuluyla diye yazarsak hepimiz burada değerlendirelim. Öteki türlü bizi çok üzer bu konu yani. Evet, sosyal yardım işleri müdürlüğünün bütçesi oranında yardım yapılması diye bir karar alması yetki verelim. Nakdi yardımlarla ilgili tekrar meclise gelecek şeklinde olabilir. Tamam. Düzeltilmiş haliyle oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Bu kesin hesaplarla ilgili plan bütçe komisyonu. Oraya geldi size öyle mi? Arkadaşlar kesin hesaplarla ilgili plan bütçe komisyonu kararının görüşülmesi gerekiyormuş. Hızlı hızlı okuyalım. Mukadder sen mi okuyacaksın? Hadi gari. Gündem 30'a geçmeden önce Muammer Evrak onu okumuyor muydu? Evet. O mu var? Tabii Muammer Evrak 10. 10 var. Gündem 30. 30'a geçiyoruz şimdi komisyonlara. 30 yok ki. 30 bende var ya. Şimdi bakayım hemen. İşte şu komisyonlardan evlatları görüşmeye geçiyoruz şimdi. Tamam. Sat. Komisyona gelmedi ama bu şey plan bütçe. Şimdi 30'u okumadan önce Muammer Evrak onu okuyacaksınız. Evet. Muammer Evrak 10 ne? Gir çekme. Düşürmesi. Tamam okuyalım o zaman onu. Bu kadar az bekle. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü konu geri çekme. İlgili yazı ile Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nde görüşülmesi talep edilen Tekirdağ ile Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi sınırlarında 3191
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasına esas olacak sınırların meri imar planına işlenmesi, bazı fonksiyonların daha verimli kullanımının sağlanması için ada sınırlarının düzeltilmesi, 20 Şubat 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren coğrafi bilgi sistemleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 3194 sayılı kanunun 8. maddesine eklenen ibareye istinaden yükseklik belirtilmeyen alanlarda en çok belirlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin meclis gündeminden geri çekilerek kararı alınmaması hususunda gereğini arz ederim. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Şimdi kesin hesapları mı okuyacağız? Komisyon raporunu okuyor. Tamam. Hızlı zaman mukadder. Şöyle başlarsak Sayın Başkan. Söyle abi. Şimdi gündemimiz sırayla gidiyor. 30'dayız ya. Şimdi diyelim ki iki havale edilen komisyonun görüşmek üzere diyelim. Evet, görüşün diyelim. Görüşmeye devam edelim. Araya sıkıyorum. Bir daha söyle. Maskeyi anlamadım. Gündemde bir değişiklik yapıyoruz. 30'un önüne şimdi komisyona havale edileni yapıyoruz. İlk açılışta başlamadık ya. Tamam. 30'un önünde komisyon raporlarının görüşülmesini kesin hesabın gündeme alınması diyelim. Alıyoruz ve görüşüyoruz. İlhan abinin dediği şekilde oylarını sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmişti. Kayıtları İlhan abinin söylediği şekilde diye geçiyor. Evet. Hayır, doğru biliyor. Adam bizden daha iyi biliyor. Yapacak bir şey yok. Yiğidin hakkını yiğide ver yani. Evet. Mikrofonu versene abla. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 64. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. ve Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 35. maddelerine istinaden hazırlanan 2019 mali yılı kesin hesapları 21.4.2020 tarih ve 5345 sayılı yazı ile Belediye Meclisi'ne sunulmuş olup 11.06.2020 tarihli Belediye Meclis toplantısında gündeme gelerek komisyonumuza sevk edilmiştir. Komisyonumuzun 11.06.2020 tarihli yapmış olduğu toplantıda A. Bütçe giderleri, gider türü 0.1 personel giderleri, 2019 yılı bütçesi 29.170.000, 2019 gerçekleşme 28.011.973.68. Gider türü 0.2 sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 2019 yılı bütçesi 4.950.000 lira, 2019 gerçekleşme 4.687.018.63. 03 mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı bütçesi 81.176.000 2019 gerçekleşme 70.992.944.48 04 faiz giderleri 2019 yılı bütçesi 2.647.000 2019 gerçekleşme 6.978.277.65 Gider türü 05 cari transferler 2019 yılı bütçesi 2.756.000 2019 gerçekleşme 3.385.925.74 06 sermaye giderleri 2019 yılı bütçesi 43.451.000 2019 gerçekleşme 20.967.722.02 07 sermaye transferleri 2019 yılı bütçesi 850.000 2019 gerçekleşme 1.790.088.49 09 yedek ödenek 2019 yılı bütçesi 15 milyon toplam gider bütçesi 180 milyon lira 2019 gerçekleşme 136.813.950.69 lira olarak gerçekleşmiştir. Gider bütçesi gerçekleşme oranı %76.01'dir. Toplam giderler içerisinde personel giderlerini gerçekleşme oranı %20.47, sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim ödemelerini gerçekleşme oranı %3.43, mal ve hizmet alımlarının gerçekleşme oranı %51.89, faiz giderlerinin gerçekleşme oranı %5.10, cari transferlerin gerçekleşme oranı %2.47, sermaye giderlerinin gerçekleşme oranı %15.33, sermaye transferlerinin gerçekleşme oranı %1.31 olarak gerçekleştirmiştir. Bütçe gelirleri, gelir türü 0.1 vergi gelirleri, 2019 yılı bütçesi 50.252.000, 2019 yılı net tahsilatı 38.863.073.07.
03 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2019 yılı bütçesi 17.178.000, 2019 yılı net tahsilatı 13.234.601,57. 04 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2019 yılı bütçesi 950.000, 2019 yılı net tahsilatı 953.387,43. 05 diğer gelirler 2019 yılı bütçesi 74.770.000, 2019 yılı net tahsilatı 71.479.619,40. 06 sermaye gelirleri 7.200.000 bütçesi, gerçekleşme 2.019.668,35. 09 ret ve iadeler bütçesi eksi 350.000. 2019 yılı gelir bütçesi 150 milyon lira olarak tahmin edilmiş olup finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosunda belirtildiği gibi 30 milyon lira borçlanma uygun görülmüş ve gelir gider bütçesi arasında denklik sağlanarak 180 milyon lira gelir tahmin edilmiştir. Tahmin edilen bütçe 126.550.349,82 olarak gerçekleşmiştir. Gelir bütçesi gerçekleşme oranı %84,37'dir. Toplam gelirler içerisinde vergi gelirlerinden sağlanan gelir oranı %30,71, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden sağlanan gelir oranı %10,46, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden alınan gelir oranı %0,75, diğer gelirlerden sağlanan gelir oranı %56,48, sermaye gelirlerinden sağlanan gelir oranı %1,60 olarak gerçekleşmiştir. Finansmanın ekonomik sınıflandırması, iç borçlanma 30 milyon lira, öngörülen özel bankalardan 15 milyon, İller Bankası'ndan 15 milyon. Gerçekleşen devirler ve ödemelerle birlikte 35.673.809,60. 2019 yılı içinde belediyemizin İller Bankası ve diğer bankalar nezdinde 15 Şubat 2019'da 5 milyon, 7 Mart tarihinde 4 milyon lira, 15 Mart 1,5 milyon lira, 20 Haziran 2,5 milyon lira, 28 Ağustos 1 milyon 300, 25 Eylül 2 milyon 300, 15 Ekim 5 milyon 200, 31 Aralık'ta 1,506,354,45 TL olmak üzere toplamda 23,306,354,45 TL kredi kullandığı görülmüştür. İlgili yönetmeliğe istinaden komisyonumuz 2019 yılı kesin hesabını inceleyerek oy birliği ile uygunluğuna karar vermiştir. Komisyon raporunu oylarda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Devam. 1-1-2019, 31-12, 2019 tarihleri arası bütçe gider kesin hesap cetveli. Kurumsal kod 46 belediye, kurumsal kod 46-59 Tekirdağ ile, kurumsal kod 46-59-15 Süleymanpaşa Merkez İlçe Belediyesi, kurumsal kod 46-59-15-02 Özel Kalem Müdürlüğü, fonksiyonel kod 01 Genel Kamu Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 2-787-218,65. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edenler, etmeyen oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sen bana söyle, ben hemen söyleyeyim. Kurumsal kod 46-59-15-05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, fonksiyonel kod 01 Genel Kamu Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 1-192-626,57. Kabul edenler, etmeyen oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kurumsal kod 46-59-15-10 Bilgi İşlem Müdürlüğü, fonksiyonel kod 01 Genel Kamu Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 1.643.484,06. Kabul edenler, etmeyen oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kurumsal kod 46-59-15-18 Yazı İşleri Müdürlüğü, fonksiyonel kod 01 Genel Kamu Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 3.659.452,63. Kabul edenler, etmeyen oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kurumsal kod 46-59-15-20 Teftiş Kurulu Müdürlüğü, fonksiyonel kod 01 Genel Kamu Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 218.531,89. Kabul edenler, etmeyen oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kurumsal kod 46-59-15-24 Hukuk İşleri Müdürlüğü, fonksiyonel kod 01 Genel Kamu Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 1.302.536,59. Kabul edenler, etmeyen oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kurumsal kod 46-59-15-25 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, fonksiyonel kod 08 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 4.750.157,82. Kabul edenler, etmeyen oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Kurumsal kod 46-59-15-30 Destek Hizmetleri Müdürlüğü, fonksiyonel kod 01 Genel Kamu Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 3556-192,02. Kabul edenler, etmeyenler bile kabul edilmiştir. Yine Destek Hizmetleri Müdürlüğü, fonksiyonel kod 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 1548-948,75. Kabul edenler, etmeyenler bile kabul edilmiştir. Kurumsal kod 46-59-15-31 Fen İşleri Müdürlüğü, fonksiyonel kod 01 Genel Kamu Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 13-134-943,24. Kabul edenler, etmeyenler bile kabul edilmiştir. Fonksiyonel kod 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler, ödenen bütçe gideri 13-704-063,29. Kabul edenler, etmeyenler bile kabul edilmiştir. Fonksiyonel kod 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 24098419,70. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Fonksiyonel kod 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 1273549,27. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Kurumsal kod 46-59-15-32 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, fonksiyonel kod 01 Genel Kamu Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 2076-943. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Fonksiyonel kod 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 2902-146,16. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Kurumsal kod 46-59-15-35 Mali Hizmetler Müdürlüğü, fonksiyonel kod 01 Genel Kamu Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 13063-362,40. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Kurumsal kod 46-59-15-37 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, fonksiyonel kod 01 Genel Kamu Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 1650-248,30. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Kurumsal kod 46-59-15-38 Sağlık İşleri Müdürlüğü, fonksiyonel kod 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler, ödenen bütçe gideri 691-764,30. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Fonksiyonel kod 07 Sağlık Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 1832-140,18. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Fonksiyonel kod 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 0. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Kurumsal kod 46-59-15-39 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, fonksiyonel kod 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler, ödenen bütçe gideri 163-672,89. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Fonksiyonel kod 07 Sağlık Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 443-807,48. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Fonksiyonel kod 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 4784-601,35. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Kurumsal kod 46-59-15-40 Temizlik İşleri Müdürlüğü, fonksiyonel kod 05 Çevre Koruma Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 24511-186,18. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Kurumsal kod 46-59-15-43 Zabıta Müdürlüğü, fonksiyonel kod 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 5083-924,59. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Kurumsal kod 46-59-15-45 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, fonksiyonel kod 01 Genel Kamu Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 2447-742,89. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Kurumsal kod 46-59-15-46 Etüt Proje Müdürlüğü, fonksiyonel kod 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 802-609,72. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Kurumsal kod 46-59-15-47 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, fonksiyonel kod 01 Genel Kamu Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 342-177,70. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Kurumsal kod 46-59-15-48 Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, fonksiyonel kod 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 1341-478,04. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Kurumsal kod 46-59-15-49 Halkla İlişkiler Müdürlüğü, fonksiyonel kod 01 Genel Kamu Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 1332-743,38. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Fonksiyonel kod 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri, ödenen bütçe gideri 473-277,65. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir.
1-1-2019, 31-12-2019 tarihleri arası bütçe gelir kesin hesap cetveli. Gelir kodu 01 vergi gelirleri, yılın net tahsilatı 38.863.073,07. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Gelir kodu 03 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, yılın net tahsilatı 13.234.601,57. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Gelir kodu 04 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler. Yılın net tahsilatı 953.387,43. Kabul edenler, etmeyenler o biriyle kabul edilmiştir. Gelir kodu 05, diğer gelirler. Yılın net tahsilatı 71.479.619,40. Kabul edenler, etmeyenler o biriyle kabul edilmiştir. Gelir kodu 06, sermaye gelirleri. Yılın net tahsilatı 2.019.668,35. Kabul edenler, etmeyenler o biriyle kabul edilmiştir. Finansmanın ekonomik sınıflandırılması kesin hesap cetveli, iç borçlanma gerçekleşen 35.673.809,60 bu devirlerle beraber ödenen düşürdükten sonra net rakam. Bunu oluyor muyuz? Oluyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başka ödenecek kalem yok. Bitti mi? Bitti. Hadi geçmiş olsun. Bitmeyecek zaten mukadder. Evet, devam edelim. Şimdi kaçıncı maddedeyiz? 30. Şeye mi geldik? 30'dayız. Komisyonlara mı geldik? Madde mi? Komisyonlara geldik. Komisyonlardan gelen evraklar. Tamam. Evet. İmar komisyonu. İmar komisyonu. Hızlanalım biraz. 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı notu değişikliği. Talep Tekirdağ ile Süleymanpaşa ilçesi 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar plan notlarına asansör ölçülerinin eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı notu değişikliği. Komisyon kararı. Konu komisyonumuzca görüşülmüş olup 27/1/2020 tarihi ve 6538 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar plan notlarına asansör ölçülerinin eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar plan notu değişikliği teklifinin 3/9/2019 tarihi 269 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis kararı ile uygun görülen teklif ile aynı olması nedeniyle teklifin kabulüne oy birliğiyle karar vermiştir. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci madde. İki, konu devir. Talep. Mülkiyeti... Talep mali... okunma ya. Talepler okunmuyor. Sonuca gel. Tamam. Komisyon kararı. Konu komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı'na ait ilçemiz Hürriyet Mahallesi 248 ada 8 ve 9 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların Maliye Hazinesi adına devri talebinin kabulüne oy birliği ile karar vermiştir. Buyur İlhan abi. Sayın Başkan, komisyonda kabulüne oy konu. Ancak grubumuzda görüşüldüğünde bu konu. Tamam. Bu garajın oradaki belediyemize ait 9 ve 10 parsellerin ona katılmasıyla ilgili. 3 aydan beri komisyonlarımızda zaten bu duruyor. Abi ben ancak biliyorum. Ancak Büyükşehir Belediyesi'ne bir plan değişikliği ile ilgili müracaatın olduğunu biliyorum. Buraya 15.5 metre yükseklikle ilgili bir plan değişikliği sunuldu vilayetten. Yani orada yüksek bir bina yapmayı planlıyorlar. Biz komisyon kararının reddine, talebin reddine diye bu iki tane parselin verilmemesi. Böyle şöyle abi, yani bu parsellerle yüksekliğin bir alakası yok. Biraz sonra maddelerde de kamu kurumlarına yükseklikle ilgili sınırlama getiren bir dosya geliyor şimdi muamele evraklarda. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Yani belli başlı bir yerlerde kotu nereden aldın? Karayollarından mı aldın? Yoksa otogardan mı aldın? Otogardan aldıysan arkadaş olmaz. Yoldan aldıysan hani otogar tarafından iki kat gözükür eyvallah deriz. Yani bu konuyla ilgili mecliste, Büyükşehir Meclisi'ne gelirse ben de sizinle birlikte aynı oyu kullanacağım. Şimdi konu açılmışken o zaman söyleyeyim Sayın Başkan. Söyle abi. Resmi kurumlara kat sınırlaması gelmeyle ilgili biliyorsunuz yasa çıktı, torba yasayla çıktı ve burada dendi ki etraftaki yapılaşmalara uygun haç serbestler yok. Ne kadar haç serbest varsa bunların katları belirlensin dendi. Geçen Büyükşehir Meclisi'nde yani Mart Meclisi'nde sizinle de tartıştığımız gibi haberiniz var. Süleymanpaşa İmar Komisyonu'na gelmeden bir kamu kurumlarının 7 kata kadar 7 katı geçmemek üzere idare yetkilidir diye bir plan notu ekliyoruz şimdi. Ben buna
hayır oyu verdim zaten. Bu Süleymanpaşa Belediyesi İmar Komisyonu'ndan geçmeden Büyükşehir'de karar alınamaz. Şimdi biz bununla ilgili getirdik değil mi bunu? Ben doğru hatırlıyorum. Yani senden sonra biz bunu bu meclise getirdik abi. Bu meclise getirdiniz ama Büyükşehir'e getirdiniz önce. O nedenle söylüyorum. Ya arada öyle araları yanlışlıklar var. Onun yanlış olduğunu etraftaki... Yani ben seninle aynı fikirdeyim. Ama biz yani böyle şöyle yapıyorsun İnan abi. Ya böyle tutabiliyorken niye böyle uğraşayım? Yani zaten bu işin sonucu Büyükşehir'e gidecek. Ben sonuçta Büyükşehir'e gelsin gitsin. Ama yani şu vakit aldırıyor insanlara ya. Nasıl gelecek yani? Bazı şeyler hızlı yürümemiz lazım diye söylüyorum. O anlamda ben meclise bunu doğrudan Büyükşehir'e gelsin istedim. Neyse konu şunun özüne geleyim abi bununla ilgili. Biz buranın burada yapılmasını istemiyoruz. Normalde. Yani yer bulabilsek hatta size de söyledim. Yukarıdaki yerden bizim oradan keselim bir parça verelim. 2-3 dönüm bir yer önemli değil. Yani sonuçta orası deprem riski olan ve bizim önemli kurumlarımızdan biri. Yani sosyal yardıma bakan önemli kurumlarımızdan biri. 100. yılda birkaç yer baktık bu gömünün olduğu bölgeyle ilgili ama açılacak gibi gözükmüyor. Parka park meselesinden kaynaklı. Yani bu en azından 30 metrekarelik, 100 metrekarelik küçük bir yer. Orada paramparça yani... Red vermeden önce buna bir daha bir bakarsanız iyi olur. Arka sayfayı bir çevir abi. Yani bu parselin tamamlanması lazım. Hani benden de gitse, onlardan da bize gelse. Burada çok absürt bir görüntü gerekiyor. Yapsınlar veya yapmasınlar. Biz bunu bu adayı tamamlayalım. Ama ben burada bu binanın yapılmasını istemiyorum. Ben bu konuyla ilgili 3 aydan beri imar komisyonumuzda sizin de bu konuyla ilgili ne kadar çaba sarf ettiğinizi, onlara bir yer bulmayla ilgili çaba sarf ettiniz ama bir türlü bulunamadığından dolayı bizim komisyonumuzda çalışmaların devamına denerek dosya devam etti. Ancak bu arada yani bu küçücük parsellerin onlara verilmemesinin bir gerekçesi yok. 30 metrekare arsa. Verilmesi gerekiyor o anlamda değil. Fakat idarenin bunlar kendilerinde olmadığı halde sizin de olumsuz görüşünüz yazıldığı halde oradaki imar parseline direkt olarak Büyükşehir'e yazıp burada 15,5 metre haç yüksekliğinden gelmelerinden... Peki nereden yazıyor abi? Yukarıdan mı vermiş aşağıdan mı kutu? Kutu o aldıktan sonra alacak nereden? Olur mu abi? Yani şimdi biz otogarın bulunduğu caddeden verirsek 15,5 metre 5 kat yapıyoruz. Yanlış mı hatırlıyorum? 5 kat 15,5 değil miydi? 5 kat yapılır da şimdi orası karayoldan çıktı. Ama şöyle biz... Geçti ya. Şöyle abi yol boyundan alttaki yerden... Kod verirse 7 kat verelim, karayolların orada, otogarın orada 2 kat gözüksün. Tamam. Ama şimdi bunu neyi, böyle ayak oyununda biz gelecek halimiz yok yani. Bu konu, bu arsanın bütünlüğüyle alakalı biz veriyoruz. Binanın yapılmasıyla ilgili değil. Yani... Büyükşehir gündeminde gördüm yani. Büyükşehir'de de göreceksin, sen de aynı oyu vereceğim. Temmuz... O yüzden bu konuyla ilgili bence ortak karar verelim. Yani, arsanın bütünlüğü açısından. Siz o çok duyduğundan beri anladınız. Biz öyle bir karar aldık. Tamam. Oy çokluğuyla istiyorlarmış. Oylayalım tekrardan. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla geçti. Ama ben seninle aynı fikirdeyim. Nereden kotum verildi? Şenol bunu da atlamayın arkadaş. Gerekirse meclise getirelim bu işi. Yani orada biz Süleymanpaşa Belediyesi fi tarihinde bir proje hazırlamıştı. Adam yani gökdelen yapmasını bilmiyor muyuz orada biz yani? Niye orada ön tarafı komple perdeleyecek, denizi perdeleyecek bir binaya izin verelim? Alttan kotu alsın, 7 kat yapsın. Üstte zaten ne 3 katlı bina gözüküyorsa gözüksün. Başkanım zaten bizim itirazımız var ona. Yani biz burada ortağız. Süleymanpaşa'nın yani itirazı var ona. Olumsuz görüş olur. Tamam, olumsuz verdik zaten. Tamam. Olumsuz verdik zaten. Tamam. 3. 3. Konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi. Komisyon kararı. Konu komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz Yavuz Mahallesi 446 ada 33 parsel sayılı taşınmazın aylık nizam 2 kat TARK 030 KARK 060 koşullarına sahip ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin kabulüne oy birliğiyle karar vermiştir. En sonunda anlaştınız yani bunda. Tabii anlaştık. Oylarda sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 4. Konu kamulaştırma. Komisyon kararı. Konu komisyonumuz incelenmiş olup komisyonumuz Gazioğlu Mahallesi 1609 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kısmının 2020-2024 stratejik plan kapsamında kamulaştırma talebinin kabulüne oy birliği ile karar vermiştir. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 5.
Konu bir bölü bin ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi. Komisyon kararı, konu komisyonumuzca incelenmiş oldu. Komisyonumuz Süleyman Paşa ilçesi Seymenli Mahallesi 113 ada 42 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için YN çok 750 kak 040 yapılanma koşullarına sahip akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin kabulüne oy birliği ile karar vermiştir. Neresi burası şunun? Seymen'in oradaki benzinlik. Ne istiyor benzinlik? Ne yaptınız anlayamadım ben. Neydi o? Ne istedi ne verdiniz? 040 emsal istedi. Oradaki benzinliklerde de 040 emsaller vardı. Halihazırda benzin istasyonu değil mi burası? Evet, evet, evet. Tamam. O yüzden de sunuyoruz. Önceden bakın soldaki resimde önünde vaziyet planına yapılaşma yasaklı şey gelmiş. Yani vaziyet planında da o şeyi çıkartmışlar. Halbuki parseli bir ticari fonksiyon veriliyor. İstasyon fonksiyonu yol boyundaki istasyonlarda %40 verildiği için ona göre bu tarafta taramanın parselinin tamamına %40 verildi. Yani 20 altından 70-40 altı bölgesi ama istasyonlara verilirse %40-25 metre çekmeyi kullanmamak için. Çekmenin üzerindeki yeri boş. Anladım, anladım, gördüm. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 6. Konu plan tadilat talebi. Komisyon kararı, konu komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz imara açılması talep edilen park alanında parkın bütünlüğünün bozulmaması amacıyla 1480 adanın batısındaki yol boşluğunun belediye hizmet alanı olarak idare tarafından plan değişikliği düzenlenerek Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulmasının kabulüne oy birliği ile karar vermiştir. İlhan abinin dediğini mi yaptın en sonunda? İlhan abinin dediğini yapmış sözleşen o da. Bu da 1/5000'likle ilgili şu anda şeye gidiyor, Büyükşehir'e gidiyor. Ama yapılaşmayla ilgili sanıyorum yönetmelikte engel çıkabilir ileride. Daha düşük bir kat yapılabilir. Tekirdağ'ın yüksek olmasından dolayı. O sonraki işlem. Biz orada büyük bir şey yapmayacağız zaten. Evet. Yani onun için. Oylarda da sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler. Sen bizim komisyonu da baya baya çalıştırıyorsun yani ha. Ben buna dedim ki yok ortada kalsın dedim. İkna etmişsin yani şey olarak. Neyse tecrübeyle sabit. Büyünce Şenol da senin gibi olacak. Yok. Cevap. Yok. Büyünce Şenol olacak değil ya. Devam. 7. Konu plan tadilat talebi. Komisyon kararı. Konu komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz yapılaşmaya açılması talep edilen Yavuz Mahallesi 3099 ada 5 parsel sayılı taşınmazda plan hükümlerine bağlı kalarak çevresinde eşit miktarda park alanı yaratılarak idare tarafından imar planı değişikliği düzenlenerek Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulmasının kabulüne İlhan İmrak ve Volkan Berkay Çakır'ın park alan bütünlüğünün bozulacak olması ve 500 metre içinde eşdeğer bir büyüklükte yeşil alan oluşturulamayacağı için red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar vermiştir. Oyları da sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy çokluğu da kabul edilmiştir. Bu konu mahkemelik olacak bu konu. O yüzden çok konuşmaya gerek yok. Devam Büyükşehir'den sonra zaten göreceğiz. Devam 8. 8 gündemden düştü zaten. Geçmiş çok olsun. Görüştüm. Plan bütçe. Konu devir. Konu komisyonu belirlenmiş oldu. Büyükşehir Silahı Paşa Devleti'ne başkanlığı adına kayıtlı Tekirdağ Silahı Paşa'nın Hürriyet Mahallesi 248 oda 8 parsel, 9 parsel, 8 ve 9 parsel kayıtlı taşınmadır. Aile Sosyal Politikalar Çalışma Hizmet Müdürlüğü binası yapılmak kaydıyla bedelsiz devri oy birliğine karar vermiştir. Biraz önce oynadığımız bu değil miydi? Ha, plan bütçeye de gittiği için başka. O da mı aynı şekilde çekimse? O yüzden de sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy çokluğuyla geçmiştir. Konu 56. Uluslararası Kiraz Festivali ve 2020 yılı şenlikleri. Konu komisyonumuzca incelenmiş olup şenlikler için yapılacak harcama bütçesi konusunda çalışmanın devamına oy birliğine karar vermiştir. Kiraz Festivali mi kaldı abi ya? Konu çalışmanın devamı mı geliyor? İptal edelim bunu abi. Diğer şenliklerde yazıyor ya. Ha, diğer şenlikler mi diye mi? Tamam, oyları da sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konu kamulaştırma. Konu komisyonumuz incelenmiş olup Tekirdağ ile Süleymanpaşa ilçesi Gazioğlu Mahallesi 1609 parsel numarasında kayıtlı 2636.1
0,2 metrekare 100 dönüm tarla niteliğindeki taşınmazın bir kısmı yola kaldığından taşınmazın 2020-2024 stratejik plan kapsamında kamulaştırmasına komisyonumuz oy birliğiyle karar vermiştir. Oylarına da sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ya bu tarlaysa, Afet Bey, ya bu tarlaysa ve çok kullanılacak bir yer 236 metrekare tarlanın kamulaştırmasına ne olacak ya? İmar alanı. Tarla diyor. Baskı tarla. He? Baskı tarla. Terk olmadığı için tarla. He, tamam. Yani onun için atmaya gerek yok. Para değil çünkü. Tamam. Anlaşıldı. Konu, oyladık. Konu kamulaştırma. Konu komisyonunca engellenmiş olup Tekirdağ ile Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi 254 ada 5 parselde sayılı 72.45 metrekare yüz ölçümlük kâgir ev niteliğindeki taşınmazın üzerine yapılması planlanan sosyal etkinlik merkezi projesinin gerçekleştirebilmesi için taşınmazın kamulaştırılması gerektiğinden söz konusu taşınmazın üzerindeki mevcut binası ile birlikte 2020-2024 stratejik plan kapsamı kamulaştırmasına komisyonumuz oy birliğiyle karar vermiştir. Bu Alparslan Türkeş Parkı'na giderken sağ tarafta eski arabe bir yer vardı başkanım gitmiştik. Yan tarafı da milli emlak ait olan bir yer. Tamam. Onu talep etmiştik. Bu da yanında kamulaştırma yapalım diye düşündüğümüz yer. Oylarınızı sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çevir. Sağlık. Taşınmazın İskili yer bölgesi alınması talebiyle ilgili çalışmaların devamına oy birliğiyle karar verilmiştir. Oylarınızı sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kültür Komisyonu. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, Kültür Komisyonu olarak biz bu sene iptal olduğundan dolayı programımızın çalışmanın devamına karar verdik. Bununla ilgili de aynı zamanda yeni seçilen Kültür Komisyonu'nun üyelerine teşekkür ederiz. Tunç kardeşime, Beren kardeşime teşekkür ederiz. Bir yıl boyunca bizimle uyumlu çalıştılar. Allah bundan Allah sonra da inşallah hep beraber daha uyumlu çalışacağız. Şimdi bu hazır konu canlı yayın da var. Vatandaşımız da bilsin. Biz şimdi Feridanlı ve Karacakılavuz'da devam ediyoruz değil mi? Tamam. Başkan, Temmuz ayında tabii duruma bakmamız lazım. Normalleşme devam ederse Temmuz ayından sonra yine sosyal mesafeye uygun bir şekilde yapabileceğimiz şenlikleri yapacağız inşallah. 15 Temmuz sonrasıyla. Aynen. Tamam. Peki bu maddeyle oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem ağacı evraklar. Oku hadi sen oku. Mali Hizmetler Müdürlüğü konu, personel giderleri ve cari ödemeler için İller Bankası Anonim Şirketi'nden nakit kredi kullanılması. Arkadaşlar bir saniye. Bu formata istinaden hazırladığımız, yani İller Bankası kullan bizim biraz bugün aldığımız borcu formatını, ekstra bir oylama değil, onaylama değil. İller Bankası kendi dilinde istiyor müracaatını. O yüzden bununla ilgili madde. Biz şimdi burada Sayın Başkan bunu konuşurken İller Bankası'ndan kredi kullanabilmen için onlar kendi dilinden meclis kararı istiyor. Personel giderimin cari ödemeleri dedik ki başkan para kalmamış, personele bile ödeme yapamayacak. Yok, öyle bir derdimiz yok. Grubumuz hayır kararıyla geldi buraya. Hayır, öyle bir derdimiz yok. Şöyle metnin yazılmasıyla ilgili. Metnin yazılmasıyla alakalı biz, yani İller Bankası'nın metni bu. Yani korona vesaire gibi şu anda destek herkes talepte bulunuyor ya. Onun metni bu. Bu İller Bankası'na aynen vereceğimiz, doğru mu söylüyorum Mukatan Hanım? 7.700.000. Biraz önce güncellediğimiz rakam. Yani bizim 14 milyon küsürlük bir borç yetkisi almıştık. Sonra bugün mecliste 900 bin lira farkını verdik. 15 milyon, 7.5 milyonun kredisini kullandık. Kullanmadığımız rakamın bedeli. 900 küsür bin liraya eklenmiş hali. Yani burada ekstra bir borçlanma değil. İller Bankası'nda şimdi şöyle abi, bankadan alıyorsun, atarak söylüyorum. 1 liraya faiz oranı, 3 liraya faiz oranıyla İller Bankası'ndan alıyorsun 2,5 lira faiz oranıyla. Yani ben niye bankaya fazla para yedireyim derdindeyim. İller Bankası'nın formatında şansımızı deneyeceğiz. Kullanabilirsek oradan alacağız. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü konu aynı sermaye olarak devir. İlgi sayılı yazılarda sermayesi %100 belediyemize ait Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi'nin şirketi olan Süleymanpaşa Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'ne şirket amaçları doğrultusunda kırsal mahallelerdeki ziraat faaliyetlerine katkıda bulunmak amacı ile belediyemize ait olan ekli lisedeki yerlerin 405.000 TL artı 1.408.762 aynı sermaye olarak devredilmesi talep edilmiştir. Evet. Bunu da biz Tarım Komisyonu ve şeye havale edeceğiz. Bir dahaki ayki gündemde bitireceğiz. Tarım Komisyonu ve plan bütçeye. Oyla da sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 3. Bunu kısa bir okuyalım. Temizlik işleri, konu yeraltı konteynerleri. Arkadaşlar son paragrafı okuyorum. Hayata geçirmesi planlanan yeni sistemin uygulanması başlandığında halihazırda kullanılmakta olan 20 adet yeraltı konteyneri açığa çıkacaktır. Yeni sistemde kullanılması planlanan bu konteynerlerin kamu yararı gözetilerek elimizde bulunan ve bu sistemi kullanan veya kullanmayı planlayan ilçe belediyemizin talep olması halinde 1 TL bedel karşılığında verilmesi hususunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması. Bilgi vereyim size ben. Ondan sonra sen konuş abi. Eski tip çöp konteynerleri çaça denen bir makineyle çalışıyor. Bu çaça kira bedeli çok yüksek. İşte 40 bin lira, 50 bin lira, 60 bin lira neyse rakamları yüksek bir makine. Ve de sürekli ben göreve ilk geldiğimde de ve benden önce de ekran başkanı çok eleştirdim. Çöp konusunda sıkıntı yaratan, mekanik, elektronik olduğu için sürekli arıza yapan bir sistem. Ve hem konteynerin kendisi hem makinesi çok pahalı. Biz ücretsiz bir şekilde yer altında ki konsolid, yani bize maliyet olmayacak şekilde eski konteynerlerini çıkartıp çaçaları iptal ettik. Artık çaça kirası ödemiyoruz. Yani her türlü çöp konteyneri bizim artık yeni yapacağımız çöp konteynerinde çaçaya değil klasik çöp araçları taşıyabilecek. Dolayısıyla yüksek kar marjlı çöp konteynerine artık ihtiyacımız kalmamış olacak. Bizim bu gördüğünüzü bilmiyorum. Şu anda klasik o çöp kamyonlarının altında bir yağ hortumu alıyorsunuz, hemen çöp konteynerinin yanına takıyorsun, yağ bastığını otomatik olarak kaldırıyor. Yani yukarıdan tutan, çeken, altını boşaltan o mekanik ve elektronik sistemler artık kalkıp daha kolay bir sisteme geliyor ve biz bu konuda da şeye geçiyoruz, siz söyleyin, karlı bir duruma geçiyoruz. Eski tip kullanmak isteyen, işte ben geçen Ahmet ile de konuştum, Ahmet Başkanım, lazımsa bununla ilgili sen kullan, bunlar çürümeden, istiyorsan hangisi varsa 20 tane kadar elimizde var, bunların hepsini verelim. Çürümesin, belediyeler faydalansın dedik. O yüzden il genelindeki 10 ilçemizde kim talep ederse verelim bunları veya çok talep olursa paylaştıralım diye yetki istiyoruz. 1 TL bedelle verebilmek için. Şimdi buyurun. Şimdi şu anda bu çöp konteynerleri, o 20 tane çöp konteynerini taşıyan bir araç var. Değişiyor abi, değişti. Kaç tane kaldı Muhammed? Siz de onun arkasına bir ilave yaptınız, o binciyle alıyor, arkadan boşaltıp presle sıkıştırıyor. O şekilde devam edemiyor mu da? Onlar bitti artık abi. O şekilde... Yani o çay, o bir... ilk kullan, sorunun birincisine cevap vereyim. Çaça dediğimiz sistem tamamen kaldırdık. Çünkü sürekli arıza yapıyordu. Vinçli sistemde çöp konteyneri sallanıyor abi dışarıda. Kaldırdığınızda. Bunda çöp konteyneri o kadar 5-6 metre yukarı kalkmıyor. Çöp konteyneri yerden çıkıyor. Yani buradaki sahne gibi düşünün. Yani burada bir sanatçı olduğunu düşünün. Pompa bunu kaldırıyor. Çöp konteyneri yol kutuna geldiğinde alıyorsunuz, dolduruyorsunuz. Yani çok basit, çok ucuz bir sistem. Mümkünse hepsini değiştireceğiz yani. Klasik araçlarla ilgili boşaltılabilen bir sistem. Aynen öyle. Ancak bunun komisyonu havale edin yani. Abi çürüyecek içinde demirler var. Verelim kullansın insanlar. Ne olacak ki yani? Yani ben bunda AK Parti CHP diye ayırmadım. Çünkü bizimki mesela Hayrabolu'da yok. Büyük bir ihtimalle yani CHP'li belediyelerde vardır. Vereceğim, kullansın arkadaşlar. Yani ben bunda parti ayrımı yapmadan verelim diye söylüyorum. Arkadaş kendi belediyene bile acımıyorsun ya. Oyla da sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Oy çokluğuyla ağzımı alıştırdım ben. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü konu içkili yer bölgesi. Fethi Kaya tarafından başkanlığımıza verilen ilgili dilekçeyle ilimiz Süleymanpaşa ilçesi Namık Kemal Mahallesi Endam Sokak No. 1 Taksim 3A
adresinde bulunan taşınmasının etkili yer bölgesine alınması talebinde bulunmuştur. 10 Ağustos 2005 tarihi ve 25.902 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili ilçe jandarma komutanına görüş sorulmuş olup gelen cevabı yazıda emniyet ve asayiş yönünden olumsuz bir durumun söz konusu olmadığı belirtilmiştir. Konunun mecliste görüşlere karar almasını arz ediyor. Çevre Sağlık Komisyonu'na oyla nakli sevkine oylarda sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü konu borçlanma izni. Belediyemiz Süleymanpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan yerlerde asfalt yol, yapım, onarım, yeni imalat yapılması, bozulmuş cadde ve sokaklar ile yeni açılan imar yollarında parketaj yol yapılması, muhtarlık binaları, okul, cami ve benzeri yerlerde tamir ve tadilat yapımı, akaryakıt alımı, kamulaştırma işlemleri, kapalı pazar yerlerinin oluşturulması, spor sahaları, sosyal tesis yapımı, semt sahası yapımı ve yenilenmesi, yeni park yapımı, meydan ve park düzenleme çalışmaları, tarımın geliştirilmesi için hazırlanan sera ve alternatif tarım ürünleri projesi giderlerine kullanılmak amacıyla 21 milyon TL borçlanma izni talep edilmektedir. Belediye meclisinde %10'u geçen iç borçlanma ile ilgili yukarıda belirtilen yatırım ve projeleri gerçekleştirmek üzere karar alınmasını bilgilerinizi arz ederim. Evet, bu Çevre Bakanlığı'ndan ekstra borçlanma yetkimizle ilgili. Yani son 3 ayda neyle karşı karşıya kalacağımızı bilmiyoruz. Biz yetkimizi alacağız, kenarda duracak, ihtiyaç halinde ekstra borçlanmamızı kullanmak istiyoruz, bu hakkımızı. Biraz önce söyledim, koronada bize en büyük sıkıntıya sokan tahsilatlarımız. Yani 3 aşağı 5 yukarı ben size söyleyeyim. Yani 10 milyon lira artı eksi fark ediyor. Zaten geçen yılda normal borçlanma limitimizin üstünde borçlanma yapmıştık. Biz kendimizi güvence altına alabilmekle ilgili bu bakanlığa yazı yazacağız. Bununla ilgili borçlanma yetkisini meclisten sunuyoruz. Hesaplarımızı yatırımlarımıza göre yönlendiriyoruz. Stratejik planda da zaten bu mevcuttu. 21-15-12 galiba değil mi bu? Nasıl abicim? 21-15-550. Hayır. 15 bizim kanuni hakkımız zaten. Biz onun 7,5'unu kullandık. 21 de üzerine istiyorsunuz. Evet. Peki. O çok büyük alabilirsiniz. Aynen. Yani bunun açıklamasını yaptım. Dediğim gibi yani geçen yıl normalde 14 milyon borçlanma varken 20 milyon yapılmıştı. Bunun ne kadar kullanılır kullanılmaz bilmiyorum. Ama Allah korusun bir şeyle karşı karşıya kaldığımızda para dilenmek istemem kimseden. Şu haliyle Tekirdağ'daki maaşlarının en üzerine ödeyen 60 gün, neredeyse 60 gün vadeli ödeme yapan iki firma hariç yani bir firmayız. Aynı sistemi götürebilmekle alakalı bir borçlanma yetkisi. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Altı, devam. Mali Hizmetler Müdürlüğü konu EDS ve KGYS. Evet, son paragrafı oku. EDS ve KGYS projesi kapsamında 2009-18 sayılı Karayolu Trafik Kanunu'nun ek 16. maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar gereğince il ilçe emniyet müdürlükleri ve ilgili diğer kurumlarla belediye başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüret Yüksel'e yetki verilmesine yine bahse konu işin 1886 sayılı devlet ilgili hükümler çerçevesinde EDS ve KGYS sistemlerinin kurulması, en az 5 yıl süreyle işletilmesi, hizmet alımı ve diğer usullerle gerekli ihalelerin yapılması için belediye encümene etki verilmesi hususunda belediye meclis toplantısında görüşülerek karar alınmasını arz ederim. Bu daha önce alınmış bir karar zaten Büyükşehir'den verilmiş ama biz bunu niçin gündeme aldık onu da söyleyeyim. Çevre yolu özellikle biliyorsunuz Karadeniz Mahallesi'nde benim de yakınlarımızı kaybettiklerimiz kazalar da oldu. Burasını maalesef çözemiyoruz. Hastanenin yapılmasıyla birlikte burada biraz kontrollü bir sistem sağlanması gerekiyor. Biliyorsunuz normalde radar kuruluyor. Biz bu radarlarda da tuzak daha çok söz konusu. Yani başladığın noktada kaçla gidiyorsun, bitirdiğin noktada kaçla bitireceksin? Nin çalışması. Yanılmıyorsam 2018'de ve 2019 bizden önceki dönemde meclis yetkisini almış Büyükşehir'den. Bir de bu mecliste bu yetkiyi kullanarak çevre yolunu bir an önce hastaneye yoğun bir faaliyete geçmeden bunu kurtarmamız lazım bu iş. Hangi tarihte alınmış meclis kararı dediniz başkanım? Eski 2018 diye hatırlıyorum abi. Yetki Büyükşehir'den Süleymanpaşa'ya devredilmiş. Bende var kayıtları. Biz bu tuzaklara ben kendim şahıs olarak da karşıyım zaten de. Yani bu tuzak değil abi. Yani Maxi Kavşağı'ndan girip Malkara ve Muratlı Caddesi'nde de biliyorsunuz Muratlı'dan gelirken de çok ciddi kazalara karşı karşıya kalıyoruz. Bu kendi
burada vatandaşımızı koruma amaçlı alınmış bir karar. Çünkü bizim şehrin neresinden gelseniz gelin Hürriyet Mahallesi'nde oturan şeye giriyor. Afat'ın oradan giriyor. İşte Muratlı Caddesi'nden gelen aşağıya çarşıya iniyor. Dolayısıyla başlangıç ve bitiş noktalarına göre biz kendi vatandaşımız değil, bölgeyi bilmeyenlere karşı kendimizi koruma altına alıyoruz. EDS ile KGS projeleriyle ilgili çeşitli ilçelerde var. Bir tane Malkara'da var. Malkara'da var, Çerkezköy'de var, Çorlu'da var, bütün CHP'li belediyelerde var. CHP'li belediyelerde var ama vatandaş bunlara ateş püskürüyor şehirde. Ben koymayacağım abi. Yani şehir merkezinde değil. Sadece niyetim de şu, buradan açık söyleyeyim. Hikmet abinin dükkanın önündeki yeni emniyetin oradaki ışıklar, zaten orada bir radar var. Onu kontrollü hale getireceğiz. Bir de köftecinin önündeki kırmızı ışık. İki tane kırmızı ışığımız, bir de çevre yolumuz var. Başka bir, yani siyaseten ayağıma sıkacak halim yok. Yani ben kendi vatandaşımı koruma amaçlı alıyorum bunu. Tamam, sıkıntı yok. Oylarını da sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilir. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 7'yi okumuştuk, 8'e geçiyoruz. 8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü konu uygulama imar plan değişikliği talebi. Tekirdağ İl Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi sınırlarında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulaması esas olacak sınırların meri imar planına işlenmesi ve bazı fonksiyonların daha verimli kullanımı sağlanması için ada sınırlarının düzeltilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu 8B maddesi gelince belediye meclisince görüşülmesini arz ederim. Bunu ara komisyonu... İmar komisyonu ve ara komisyonu. İmar komisyonu ve ara komisyonu. Evet, evet. Şimdi bu arkadaşlar Karadeniz Mahallesi'nde biliyorsunuz bizim yıllardır Ahmet abiden beri, çok eskiden beri başımız belada. Neyden dolayı? İmar planlaması var ama 18 yok. Yol yok, altyapı yok, doğalgaz girmiyor. Dolayısıyla bakanlık, Allah razı olsun, bu konuda bize talepte bulunduk. Bakanlık orada 1200 dekar mı? 1200 ne nasıl? Evet, 1200 dönüm diyelim. Evet. Arazide bir 18 yapmayı kabul ettiler. Bakanlık şu anda yapıyor. 120 hektar. 120 hektar. Ondan sonra onunla ilgili galiba belediyenin olduğu yer biraz daha vatandaşı işi çözülsün diye büyüttünüz. Düzenleme yaptınız. Onu acilen geçelim çünkü işlemler aksamasın. Oyla da sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ara komisyonuna da bunu alalım muhakkak bekliyorlar. 9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü konu uygulama imar plan notu değişikliği talebi. İdaremizce MEDİ imar planı üzerinde sehven yapılan parselasyon tasarımı çizimlerinin mağduriyet yaratmaması için hazırlanan 2.33 maddesinin plan notlarına ilave olarak eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçek uygulama imar plan notu değişiklik teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu 8B maddesi gereğince belediye meclisince görüşülmesi hususunu. Ne bu? İmar komisyonu. Yok yok, onun ne olduğunu, yani konunun içeriğini komisyonu konuşuruz, tamam. İmar komisyonu sevgili oylarını sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Onu okumuş idik. 11. Geri çekme. 11. Etüt Proje Müdürlüğü konu adlandırma hakkında. İlçemiz 100. Yıl Mahallesi, Tapu'da, Yavuz Mahallesi, 82 evet. Paf'ta, 3019 ada 494 parselde bulunan mülkiyeti belediyemize ait Aşevi ve Hayır Çarşısı'na 5393 sayılı belediye kanunu 18. maddesinin ne fıkrasına göre Süleymanpaşa Belediyesi Operatör Doktor Adem Dalgıç Aşevi ve Hayır Çarşısı adının verilmesi düşünüldüğünden belediye meclisince görüşülerek karara bağlanmasını müsaadenizle arz ederim. Aşevi konusu biliyorsunuz bu şehirde Ahmet abi ama ağırlıklı olarak da Adem Dalgıç döneminde yoğun bir çalışma yapılmıştı. O yüzden ben eğer ki meclis uygun görürse 100. yılda yaptığımız Aşevi'nin ismini Adem Dalgıç, Operatör Doktor Adem Dalgıç, Aşevi ve Hayır Çarşısı olarak adlandırılmasını istiyorum. Bununla ilgili de meclise sunuyoruz. Bana katkıları oldu derken şehre katkısı oldu. Ben Aşevi'nden yararlanmıyorum. Yani. Şimdi Sayın Başkan, bu isim koyma konusunda daha önce de belediye meclislerimizde bilhassa gündeme gelen konularda benim bir düşüncem şu. Bir kişi ölmeden önce isminin konulması gerekiyor. Çok isteyen ölebilir yani. Allah ömür versin ya. Allah ömür versin. O nedenle yani öldükten sonra yaşatmayla ilgili bir isim koyma. İnsanlar çabuk unutuluyor abi ya. Unutulmasın. Abi insanlar ölmeden heykelleri yapıldı bu şehirde. Onun için
İnsanları yine... övmeden heykelleri yapıldı da. Bak ne güzel. Olabilir. Başkanım. Şimdi ona deme. Seni alkışlıyorum. Başka bir şey demiyorum. Şimdi aşeriyle ilgili sanıyorum en fazla emeği varsa Ekrem Eşkinat'ın vardır yani. Size de şey hayır var. Bunun mantığını ben mesela Ahmet Aygün yaşıyor sorabilirsiniz. Ha, hatta ben mi? Ahmet abiye demişim ki abi bak bu aşevini sen yerini ayarla. Biliyorum ben Tekirdağ'da iş adamıyım ben bunu yapacağım demiştim. Beceremedik bir türlü. Allah yukarıda şahidim olsun. Ben sadece bu işe bu adam el attığı için söylüyorum. Siyaseten değil. Yani yiğidin hakkını yiğide vereceksin. Yarın da bize de belki başka bir yerde ismini verirler. Belki ama insanların ismiyle birlikte yaşatılması, yaşamasından bence zarar yok. Yan abi. Heykeller nasıl dediği gibi yapıldıysa. Evet yani oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. CHP grubu red veriyor. AK Parti ve MHP grubu evet diyor. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 12. Etüt Proje Müdürlüğü konu adlandırma hakkında. İlçemiz 100. Yıl Mahallesi Tapuda Yavuz Mahallesi 103 adı 1268 adı 70 parselde bulunan Gençlik Merkezi'ne 5390'ın sonra Belediye Kanunu 18. maddesinin ne fıkrasına göre Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Aygün Gençlik Merkezi adının verilmesi düşünüldüğünden belediye meclisince görüşülerek karar bağlanması müsaadenizle arz ederim. Şimdi Tekirdağ'daki gençlik merkezini kim yaptı abi? Yani bizim 100. yıl mahallesindekini. Sen en iyi sen bilirsin, hepimiz biliriz. Ahmet Aygün döneminde. Yapma. Orada yani başlangıcından ama orası gençlik merkezi olarak kullanacak hale Ahmet Aygün döneminde yapıldığını biz hepimiz biliyoruz. Haydi çabuk. Orayı da Ahmet Aygün yaptı sonra. Ahmet Aygün döneminde çünkü Ahmet Aygün döneminde yatırım yapamam olmaktadır. Yoksa oraya başka ödev veriyorlar. Bizim için mutluluğumuz da o gün orada. Şimdi inşallah meclis üyelerimizi bir gün teşekkür ederim abi. Ben içinde olmak şartıyla orada benim de çok emeklerim. Orayı ben açtım. Sonra geldiler Ahmet Aygün döneminde bir daha açtılar. Kemal Unaklar'a getirdiler. Orayı açan benim. Tekrar sonra yatıran da benim. Ama tekrar sonra çıkaran da arkadaşlar oldular. Ne inşallah arada bir şey değil. Bak daha geriye gidiyor. Bak dur dur. Bak. Bir dakika dur. Senin abi diyor ki esas temeli biz attık diyor. Doğru yol zaman yani. Burada o zamanki spor bakanımız Bahattin Şeker'in döneminde buradası Tekirdağ spor tesisi yapılmak kaydıyla temel atma töreni yapıldı orada. Abi daha geriye gidersen 95, bu iş milattan önceye varacak yani. Şimdi şöyle bu işin eski boyutu tabii ki ama biz orasını abi komple elden geçirdik. Bitireyim sen. Tekirdağ Belediyesi'ne tahsis edilmiş. Şartlı bir tahsis. Bizim dönemimizde de Tekirdağ Spor çıkarttılar ya. Yani belediyeye tahsis edilmiş ve Ahmet Bey zamanında da inşaatı yapıldı. Daha tamam sonrasında da biz gençlik merkezi olarak devam ettirdik. Ve Tekirdağ Spor'un yukarıda bir şey vardı. Ormanlar çıkartıldı. Ya o oralara çok girmeye gerek yok ama... Yani öyle bir şartlı bağış yapılmış ki içine bir tane büfe açamıyorsun ama başkalarına faydalandırıyorsun. Yani bunu da yapmak zorundaydı belediye başkanları, onu söylüyorum. Şimdi elbette birçok şey konuşulabilir ama orası bitti. Bugün yarın inşallah açılışını yapacağız. Sahalar komple yenilendi, brandaları komple yenilendi, çevresi komple yenilendi, tertemiz oldu. Tamam da şimdi... Ben onların eski fotoğraflarıyla 5 yıldır ne halde olduğunu gösteren fotoğrafları koyduğumda tamam. O zaman ne olduğunu anlarız abi. Yani şimdi bak yapılana Allah razı olsun dinleyin. Yani şimdi 5 yıldır sen bakmamışsın, bir tane çivi yapmamışsın, Adem Dalgıç'tan aldığın gibi bırakmışsın. Sonra Cüneyt Müşer gelip oraya yaptığı zaman biz yaptık diyorsun. Abi sen yapmadın oraya, Adem Dalgıç'tan zamanında yapılan. Yani ama çivi çakmadınız. Leş gibiydi. O deminlerde çocuklar top oynuyor. Hadi başkan yardımcısı orada. Bir tane çivi çakıldı mı oraya? Dikine çadır sağ durmuyordu dikine abi. Çadır sağ yapıldı ya. Niye böyle yapıyorsunuz yani? Tamam. Yani o dikine çadır sağ da bizim dönemimizde oldu. Adem Bey zamanında üstler oldu. Şimdi siz başka şeyler yapmışsınızdır. Neden yani? Hayır kamu sen abi sen eleştirdiğin için söyledim ya. Kamunun yerine kamu parasıyla bir şey yapılıyor. Siz elbette ama eleştiriyorsun ya. Ama yapsaydın da bize de alkışlasaydık yani. Yani o nedenle o zaman geriye doğru gidelim. Nereden gündem nereye geldi yani, ya? Evet. İsmini Ahmet Aygün. Burası Ahmet Aygün. Belediye başkanımız yaşıyor. Allah uzun ömürler versin. Adem Dalgıç gibi.
Belki de başka bir yerde de bir dahaki mecliste Ekrem Eşkıya'ya da vereceğiz. Niye böyle stres yapıyorsunuz? Ben durun. Sadece yaşayan bir genç... Belki de seni veririm ya. Benim tanrım vermesin. Ben seni Allah için seviyorum abi. O yüzden verebiliriz yani. Öldükten sonra verirsene. Allah uzun ömür versin. Niye ölesin ya? Ay, Ahmet Akın isminin verilmesini oylarda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Ahmet Akın olunca çok daha hızlı kaldırdın abi. Neyse, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Devam edelim. 13. Etüt Proje Müdürlüğü konu adlandırma hakkında. İlçemiz 100. Yıl Mahallesi Sanayi Caddesi ve Adnan Kahveci Caddesi kesişiminin de bulunan meydana. 5390 sayılı Belediye Kanunu 18. maddesi N fıkrasına göre Devlet Bakanı Ahmet Karaevli Meydanı adının verilmesi düşünüldüğünden belediye meclisince görüşlere karara bağlanması müsaadenizi arz ederim. Abi yeni sanayinin girişindeki yerden bahsediyorum Hüseyin abi. Şenol. Yan abi. Traktörü koyduğumuz yere biliyorsunuz o Ahmet, Allah rahmet eylesin. Traktörün bulunduğu alana Ahmet Alışveriş Merkezi'ne girersen Hürriyet Mahallesi'ndeki ruhsatı kim verdiğini de gireriz. Alışveriş Merkezi'nin ağ babasını Hürriyet Mahallesi'nde siz verdiniz. Yani oraya girersek yani başka yerlere girer mevzu. Kime, nasıl, hangi koşullarda, kaç kat yüksekliğinde, ne ruhsatlar verildiğinde anlatır konuşuruz eğer oraya gelirse. Konumuzu dağıtmayalım arkadaşlar, hepimiz yorulduk. Yeni sanayinin girişine rahmetli Ahmet Karaevli Bakan'ın isminin verilmesi, o traktörü koyduğumuz yere meydanın daha doğrusu, Ahmet Karaevli Devlet Bakanı Ahmet Karaevli Meydanı olarak verilmesi ve konuşulsun, böyle ismi yaşatılsın diye karar aldık. Uygun görürseniz ismi bu şekilde vereceğiz. Oyunu da sunuyorum, kabul edenler. Sayın Başkan, bir saniye. Bu ölü doğdu. Şimdi oraya bir o Ahmet Allah'a mı dedin? Onlar yaşayanlara ölü diye. Ölü canım onda bir şey demiyoruz. Şimdi oraya bir traktör, eski bir traktör yapmışsınız. Tamam, hoş, güzel olmuş. Ama istim geriden gelsin diye bir yöntem uyguluyorsunuz sanıyorum. Oraya bir tabela astınız mı? Asmadım. Biri öyle dediler. Yok, tabela astınız mı? Kenan Bey. Yani öyle bir şey varsa. Hayır. Bir ikincisi sokak, meydan, cadde isimlerini koyma yetkisi Büyükşehir Belediyesi'nde sanıyorum. Bu cadde bize ait. Yok, size ait de olsa sanıyorum öyle bir kural var. Yani evet, eğer öyle bir şey varsa idare mahkemesine dava açsın. Yani o cadde bize ait. Yolu da her şey hammalını ben yapıyorum ismini Büyükşehir mi koyduracağım? Cadde sokak isimleri koyma yetkisi Büyükşehir. Yani itiraz etsinler. Oyla da sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Devam edelim. 14'ü okumuş idik. 15. Fen İşleri Müdürlüğü konu üst yapı... 14'ü nasıl okuduk ya? 14'ü öne çekmiştik başkanım. Ha özür dilerim, onun tamam. Onun için o hem ara komisyon var onda da. Tamam tamam. İmara aktar. Konu üst yapım yatırım programı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi AYKOME çalışma yönetmelerinin 7. maddesi 12. O 7. maddesi 12. bendine istinaden 2020 yılı içerisinde üst yapı yenileme yatırım programına alınan ham toprak ve stabilize zemini Süleymanpaşa ilçesi muhtelif cadde ve sokaklarında yapılacak altyapı çalışmalarında ilgili kurumlardan tekrar kazı yapılmaması için boş parsel bağlantı bacalarının konulması halinde sadece keşif bedeli ve ruhsat harcı alınması, zemin tahrip bedeli alınmaması hususunun belediye meclisince görüşlere karara bağlanması. Şimdi bu konu önemli. Yani CHP grubuna da söylemiş olalım bunu. Maalesef en büyük sıkıntımız, yani Türkiye'nin sorunu sadece AK Parti'nin, CHP'nin, MHP'nin veya başka bir siyasi parti belediyesinin değil. Yapılan yolun parsel bağlantıları yapılması için tekrar kazılması meselesi. Şimdi biz burada bir şart getirdik. Altyapı kurumlarıyla da konuştuk. Şu ana kadar itiraz eden olmadı. Diyelim ki Farah'da söylüyorum, bunu mimar mühendis arkadaşlarımız da var, müteahhitler de bilir. Bir sokağa girdiğinde sağda solda boş parseller varsa, diyelim ki doğalgazı, arkadaş boş parselin doğalgaz hattını çek, bacasını bırak, ben senden kazı parası almayayım bir daha. Ben de asfaltını yapayım, bir daha sen burayı kazma. Ben inşaat yapmaya geldiğimde senin boğazının bıraktığın parsel bacasına ben bağlantımı yapayım demek. Bunu kabul edenlerden de para alınmamasıyla alakalı bir yetki alıyorum mecliste. Yani iki defa her gene kazacak boş parseli. Bu sefer de bir tane bina için yol istiyor, yol yapacaksın ama yanına inşaat başladığında senin yolu bölüyor. O yüzden böyle bir yetki aldık. Pazarlığımızı, yani asfalt atılan yerin
patlak çatlak arıza olmadığı sürece bir daha kazılmaması için altyapısını, zaten AYKOME'de bunun maddesi var ama biz parsel bağlantıları yapılırsa bedel almayacağız diyoruz. Siz parsel bağlantısını, boş parsele parsel bağlantısını yaparsa o işi... Hattını bırakırsa. O işi alan bir kayıt mı? Evet, yok ya, firma kurum ya, altyapısı. Teski, doğalgaz, sıradaş. Kurum buraya parsel bacasını bırakırsa, dolayısıyla kurum ihale ettiğinde onu da keşfin içine koyması gerekiyor. Aynen öyle abi. Keşfin içine koyduğu şeyle ilgili bir diyorsun, o zaman bunun şey parasını almadı. İki şey var burada. Bir, siz almadığınız parayla ilgili bütçenizde bir eksiklik oluyor. Ya da bunu nasıl olur? Şimdi plan bütçe komisyonuna gidip... Şimdi AYKOME'de bunun maddesi var abi. AYKOME diyor ki zaten alamazsın diyor. Yol yapacaksan. Bununla ilgili problemimiz yok. Ben bunu oynatmam lazım ki Barbaros'a gireceğim abi çünkü. Ben sadece doğalgaz firması arkadaş bu parayı ya bana ödeyecek, ben programımı almadım. Yapmayacağım, bunun emeği hakkına serbestim. Ama yapacağım diyorsam o zaman sen parsel bacanını yap, bir daha benim attığım asfaltı kazma demek için elime güçlendirmeye çalışıyorum. Yani vatandaşın neyine ve hepimizin neyine olan bir madde. Ya çünkü yapmıyor abi adam. Diyor ki her parsele mesela bir ada içerisinde 20 tane parsel var. Bir tane iki tane konut var. Adam geliyor oraya parsel bacasını atıyor. Sonra aynı cadde üzerinde 20 tane o kazı üzerinde boylamasına kazılıyor. Arkadaş yani ne oldu bu asfalt bitti yani. O yüzden bu pazarlık gücümüzü elimize almak için bunu verdik. Zaten AYKOME'da bu madde var, hukuken araştırdık, sıkıntısı yok. Sadece biz de biraz da elimiz güçlensin istiyoruz. Oylarına da sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 16. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü konu, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Yasasları Yönetmeliği. İlgili sayılı yazı gereği müdürlüğümüz Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Yasasları Yönetmeliği'nde Sayıştay'ca istenilen değişiklikler yapılmış olup, belediye meclisince görüşülmesi hususunda gereğini müsaadenizle arz ederim. Çevre Sağlık Komisyonu'na sevkini oylarına da sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 17. Bunu geçirebilirdik aslında. Bu çevre sağlığa daha önce gitti. Ne? Çevre sağlığa daha önce gitti. En son çevre sağlığın kabulüyle gönderdiğimizde Sayıştay bir iki maddesinde değişiklik yaptı sadece. Onun düzeltmelerini yapıp yeniden Sayıştay'a göndereceğiz. O kadar. Ne diyorsun ya abi? Yani çevre sağlığa yeniden göndermeye gerek yok bunu. Yani Sayıştay raporuna göre düzenlendiyse oylayalım. Yani oylayalım, üçünü gönderdim çünkü gitti geldi bir kere. Diyor ki abi, Sayıştay'ca istenen değişiklikler yapılmış olup diyor. Yani Sayıştay'a göre yapılmış. O zaman yani, oylayarak geçelim. Yani Temmuz ayında gitse geç mi kalmış? Abi bir kere gitti, döndü. Ondan sonra iki ayda pandemi ara döneminde verdi. Ara verdik. Onun için bir an önce gitmesine fayda var abi. Daha önce Çevre Sağlık Komisyonu'nda zaten tartışıldı. Maddeyi kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Devam. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, konu uygulama yani imar plan değişikliği talebi. Tekirdağ Yeni Süleymanpaşa ilçesi Köse İlyas Mahallesi 1813 ve 1814 parsel sayı taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış olup Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden ticaret, turizm, konut alanı ve belediye hizmet alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 ölçekte uygulama imar plan değişikliği teklifinin İmar Kanunu 8B maddesi gereğince belediye meclisince görüşülmesi hususunda gereğini arz ederim. İmar Komisyonu oylarına sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Biraz daha hızlanalım. 18. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, konu uygulama imar plan değişikliği talebi. Tekirdağ İl Süleymanpaşa ilçesi Eski Cami Mahallesi sınırlarında İmar Kanunu 18. maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulaması esas olacak sınırların meri imar planına işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin İmar Kanunu 8B maddesi gelince belediye meclisinde görüşmesi hususunda gereğini arz ederim. Şenol Bahar Komisyonu'na gidecek mi? Yok başkanım. Tamam. İmar Komisyonu'na oylarınızı sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler. Oy bile kabul edilmiştir. 19. Bak şu salı pazarının yerini biraz bunu sallıyorsun, bir ay daha atıyorsun ondan sonra. Zaten Büyükşehir'e geçecek o. Ya arkadaş Büyükşehir, bizden hızlı çıksın ya. Sonra oluyor. Salı pazarının yerinin 18 uygulaması var ya. Ya Büyükşehir Meclisi ne zaman? Temmuz'da biz bir meclis daha yapacağız. Büyükşehir Meclisi ne zaman? Temmuz'un ikinci haftası. Ha tamam. Haziran'da yapacak diye duydum. Yok. Ha iyi. Tamam. Yok.
Tamam, devam. 19. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü konu yetki. İlçemizin stratejik bölgelerindeki yatırımları ve şehrin gelişimini doğrudan etkileyen üst ölçekli planların mahkeme kararıyla kısmen iptal edilmiş olması nedeniyle belediyemizce bu bölgelerde yapılması düşünülen plan revizyonları ile ilçemizin kentsel yaşam alanlarını iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmalar için A sınıfı plan yapımı yeterlilik belgesi bulunan kişi veya kurumlar ile çalışmalar yapılarak meclise sunulması için belediye başkanı Cüneyt Yüksel'e yetki verilmesi hususunda gereğini arz ederim. Oylarda sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Yan abi. Başkan, bu şimdi A sınıfı plan yapımı için belediye başkanı... Çalışma yapılıp meclise sunulmak üzere yetki alıyoruz. Şimdi siz revizyon yapacaksınız planınızda, ihale edeceksiniz. Hayır, abi ihale etmeyeceğim. Ben bir çalışma yapacağım, meclise sunacağım, meclise anlatacağım, meclisten geçirdikten sonra ihale edeceğim. Ben bunu yapabilmek için yetki alıyorum. Zaten adama nasıl para yiyeceğiz? Nasıl yani? O yüzden yetki alıyorum ya abi. Taslak hazırlayıp ben meclise sunmadan niye ihale edeyim? Yani bu şehrin belki de 50 yıllık, 100 yıllık kaderini belirleyecek taslağı hazırlayacağım. Meclise sunacağım arkadaş. Şurada şu, burada bu planlanıyor. Tamam dersek geçireceğim. İşte konuştuk. Dumansız yeni sanayinin karşısında acilen hamle yapmamız gerekiyor. Şehrin ticaret alanlarının genişletilmesi ile ilgili hamle yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili bir taslak hazırlayacaklar, sunacaklar. Ben bunu yapabilmek için sizden de yetki aldım yani. Doğrudan da yapabilirdim ama bunu en azından meclisimizde bilsin istiyorum. Yani neyle uğraştığımızı bilin diye söylüyorum. Yok yani bu. Ayrı mesele yok. Bütün şeyleri siz ihaleyle yapmak durumundasınız. Ya da kişiyi maaşlı çalıştıracaksınız. Ya da görevlendirme olacak. A sınıfı belge bul... İşte... A sınıfı belge bulunan adamla siz ne çalışması yapacaksınız onu söylüyorum. A sınıfı belgeyi, bunu arkadaş, şehir iptal edilen planlar neden iptal edildi? Bunları bir çıkartacak, bunları ne yapabiliriz? Biz hangi bölgede ne yapabiliriz? Taslağını hazırlayacak bize. Ben de meclise sunacağım. Yani başka şansımız yok. Oylarını da sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 20. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, konu uygulama... Bir saniye dur. Abi ben şehir plancı değilim. Dolayısıyla bir profesyonel destek almam lazım. Bir işe başladığımı da meclisten böyle şehrin kaderini etkileyecek bir konuyla ilgili de meclisin de bilmesi amacıyla bunu gündeme aldım. Bu yani. Şehir planlama konusu çok biraz hassas bir konudur da. O yüzden şimdi o kafama göre bir şey yapsam, ihaleye çıksam tartışılır. Ama taslağını dahi... Başkanım, o şehir plancıları kayıtta da söyleyeyim yani. Zaman zaman ücretsiz dahi teklif ediyorlar. Yok öyle çok değil. Çok hassas bir konudur. Yani biz bunu geldiğinde zaten imar komisyonuna da meclise de açık açık konuşacağız. Kapalı kapılar arasında iş yap. Ben bunu abi çok rahat yapabilirdim. Kapalı kapılar arkasında yürütürdüm. Sadece burada hazırlar size ona çoğunluk bize geçirirdik. Büyükşehir'e sokardık neyse. Veya bakanlığa gönderirdik. Derdim böyle bir çalışmanın başladığını bilmeniz aslında. Evet, özür dilerim. 20 Şubat 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren coğrafi bilgi sistemleri ile bazı kanunlarda değişik yapılması hakkında kanun hükümleri gereğince Barbaros uygulama imar plan notları ile Kumbağa uygulama imar plan notlarının değiştirilmesi ve Banarlı uygulama imar plan notlarının ve Karacakılavuz uygulama imar plan notlarının ilave plan notu eklenmesi amacıyla hazırlanan birebir bir ölçekli uygulama imar plan notları değişikliği teklifinin imar kanunu 8B maddesi gereğince belediye meclisince görülmesi hususunda gereğini arz ederim. İmar komisyonu oylarına sevk ediyor, kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 5 dakika ara komisyonu yapılması ile ilgili ara veriyoruz, hemen bitiriyoruz arkadaşlar. Önergelerden önce verelim hemen. 5 dakika bir ara verelim. Hemen ara komisyonunuzu yapın. Thank you.
Arkadaşlar, dışarıdaki arkadaşları Güloz, yoklama yapıyoruz. Muhammed bir ses sen bir zahmet. Yok yok. Arada dursun ya. Evet, devam edelim. Yoklama yapalım. Arkadaşlar burada olanlar buradayım desin lütfen. Fedai Yüksel. Burada. Sabri Çınar. Burada. Hüseyin Uzunlar. Ali Rıza Eti. Yok. Yok. Şenol Karaküçük. Yok. Hikmet Mutlu. Burada. Özlem Coşkun. Gürol Biber. Burada. Şahin Umur. Burada. Aytaş Eriz. Burada. Şükriye Gündüzler. Ayşe Şenseven. Burada. Metin Çalışkan. Burada. Bülent Topçu. Hüseyin Öztekin. Burada. Muhammed Karaman. Burada. Muhammed Polat. Burada. İdris Yatman. Burada. Münir Karaevli. Burada. İlhan İmrak. Burada. Murat Uysal. Ali Tunç Saygun, Volkan Berkay Çakır, yok. Ufuk Bekir Ersöz, Ergün Güler Yüz, yok. Nurten Yontar, Ömer Taş, yok. Sami Durhan, İzinli, Serkan Eriş, Mustafa Turhan, Emin Benan Utku. Evet, yeterli çoğunluğumuz vardır. Hemen maddelere geçiyoruz. Ara komisyonunda alınan İmar Bayındalık Komisyonu'nun bir nolu raporu, komisyon kararı, konu komisyonumuz incelenmiş olup komisyonumuz 3194 sayılı imar kanunu 18. maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasının esas olacak sınırların meri imar planı işlenmesi ve bazı fonksiyonların daha verimli kullanımının sağlanması için ada sınırlarının düzenlenmesi amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulünü oy birliğiyle kabul edilmiştir. Oylarınızı sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yine aynı değil. İmar Bayındalık Komisyonu da ara komisyondan gelen komisyon kararını okuyorum. 03.09.2019 tarihi 268 ile 270 nolu belediye meclis kararlarının iptal edilerek Eskicami Mahallesi 3026 ada 321 parseldeki mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi adına
kayıtlı olup uygulama imar planına hareket istasyonu alanında kalan arsa vasıflığı 268.27 metrekare alanı bulunan parsel ile yine aynı adı mahalledeki 327 adada 324 parseldeki kayıtlı olup uygulama imar planında kısmen park kısmen yol alanında kalan 803 metrekarelik alanı bulunan arsa vasıflı taşınmazın fiyat farkı gözetilerek takas işleminin yapılması kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir. Oylarınızı sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Plan Bütçe Komisyonu'nun raporunu okuyorum. Komisyon kararı 03.09.2019 tarife 268 ile 273 nolu belediye meclis kararlarının iptal edilerek eski cami mahallesi 3026 adı 321 parseldeki mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi'nin adına kayıtlı olup uygulama imar planında akaryakıt istasyonunda alanında kalan arsa vasıflığı 268.27 metrekare alanı bulunan parsel ile yine aynı mahalledeki 327 ada 324 parselde kayıtlı olup uygulama imar planında kısmen park kısmen yol alanında kalan 803.45 metrekare alanı bulunan arsa vasıflı taşınmazın fiyat farkı gözetilerek takas işleminin yapılması kabulüne oy birliğiyle karar vermiştir. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İzniniz olursa hemen önergelere geçiyorum. Salgın hastalık tedbirleri kapsamında Nisan ve Mayıs ayı meclis oturumları gerçekleşmemiş olması sebebiyle belediyecilik hizmetlerinde yaşanması olası aksamaları en aza indirmek adına Ağustos ayı dahilinde yapılması kararlaştırılmış olan meclis tatilinin iptal edilmesi hususunu arz ve talep ederiz diyorlar. Evet. Yani çalışalım diyor AK Parti MHP grubu, CHP grubu. Yani COVID'le ilgili insanlar eve tıkıldı. Tatille ilgili bir tatil yapmadılar ki. Yani 2,5 ay zaten evlerinde kaldı. Abi ben de tatil olmadığı için benim için fark etmiyor zaten. Yani, yani Ağustos ayı tatil. Herkes planını yapmış olabilir. Bu COVID'den dolayı şimdi 1 Temmuz'dan sonra şey ama illa yapalım diyorsalar. Mesela benim tatil planım var. Ben gelmeyebilirim. O ayrı mesela. Yani şöyle ben İlhan abiyle İlhan abiye şöyle hak vermiyor diyelim. Abi sen söyle, özür dilerim. Hani meclis yapalım demişler. Yani meclis tatildeyse encümen zaten onun yerine birçok kararı alıyor. O anlamda söylüyorum. Ben bu konuda CHP grubuyla aynı fikirdeyim arkadaşlar. Niçin söylüyorum? Zaten biz çalışıyoruz. Yani meclisi yapsak da yapmasak da çalışıyoruz. Yani belki olağanüstü bir program bu akşam da gündemleri siz karar verin ben değerlendireyim dedim. Bence prosedürü bozmayalım. Belediye zaten çalışıyor. Yani ona göre oylayalım derim. Biz bununla bir oylama yapmayalım. Bence hiç bu önergeyle ilgili Ağustos ayının tatil olmasına devam edelim bence. İlhan abi ben tatil istiyorum diyor çünkü. Eyvallah. O zaman bu önergeyi biz cevaplamış olalım. Oylamayalım. Biz genel ağırlıklı olarak ben İlhan abiden yanayım. Talebin reddine, Ağustos ayı tatilinin devamına. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İnan abi, bazen beni şaşırtıyorsun abi dersen ya. İkinci önerge, halkımıza daha hizmet verebilmek için lafızı vermek istemiyorum. Ben 60 küsür gün evde oturuyorum. Biliyorum abi. Şimdi özür dilerim. Halkımızın daha iyi hizmet verebilmek için ihtiyacı olan belediyelere asfalt, kilit taş, kırma taş, çöp konteyneri ve minimum araç ekipman desteği noktasında karşılıklı yardım ve uygulama işbirliği yapılması hususunu arz ve talep ederiz demişler. Şimdi bu daha önce Şarköy Belediyesi'nde buna benzer bir konu yaşandı. Yani bu konuyla ilgili bazı konularda siyaset üstü davranmak lazım. Yani ben mesela Çerkezköy'le koronavirüsünde Vahap'la en çok büyük şehirde polemik yaşayan biziz ama korona kapsamında Allah var. Yani hem fikir alışverişinde bulunduk, birçok noktada bazı şeyleri hızlı aşabildik. Ahmet için de aynı şey geçerli. Zaten AK Parti belediyelerle bunu daha yürütüyoruz ama
Buna benzer yani anlık ihtiyaçlar durumunda birbirimize yardım edebilmemiz gerekiyor. Yani büyük şehire bazen yetiştiremiyor, olmuyor, etmiyor. Böyle bir yetki bence mantıklı da olur. Bizi sıkıntıya sokmayacak. İşte kamyon lazım gönderelim. İşte taş lazım verelim veya bana acil şu lazım deyip alabilelim derim. Yani böyle bir yardımlaşma olsun il genelinde. He? Evet. Yani çünkü bu aramızdaki gerginliği bazıları başka şekilde kullanmak istiyor. Buna da müsaade etmek istemiyorum. Bence oylarınıza sunuyorum önergeyi kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Son önerge değilmiş. Yeni kurulan Cumhuriyet Mahallesi'nde halkımızdan gelen talep üzerine mahalle sınırları içerisinde ibadethane ihtiyacının karşılanması için alternatif alan bulunması ve bununla ilgili plan ve plan değişikliğinin yapılması hususunu arzu talep ederiz. Önerim imar komisyonu buna bir çalışsın. Orada yok cami abi yukarıda hiç. Talep de var. Çok fazla kolon isteniyor cami sesi, ezan sesiyle ilgili. En aşağıda şey de var. Osmanlı Can Camii var. Bu tarafta da bizim parti binasının orada bir tane camimiz var. Ama o yoldan sonra hiçbir şey yok. Yani bununla ilgili imar komisyonuna bu önergeyi havale edelim, çalışsınlar, değerlendirelim derim. Öyle bir arsanın bulunması ile ilgili, tabi bu arsanın kime ait olduğu, o mahallede cami isteyenler, arsa başlayacaklar. Belki de vardır abi ibadethane alanı, bir bakın bakalım yani. Yani bu dün gelmiş herhalde, ondan dolayı önerge yazmış. İmar komisyonunu sevgili oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İmar komisyonu bir çalışsın bakalım ne çıkacak. Bu Sami abinin önergesi, Süleymanpaşa Belediye Meclisi ile ilgili verdiği önergede. Şimdi beni üzen kısmı şu. Diyor ki, ya benim kale almadım diyor. Ya olur mu ya? Daha evvel Çınarlı Mahallesi, Çınarlı Caddesi yolu için trafik sıkıntısı ve aynı zamanda çok bozulduğunu beyan eden önergemiz gündeme alınmıştı. Lakin Sayın Başkan bu caddenin yapılmasını buradan şikayet söz konusu verdiğini hatırlatıyoruz. Bu cadde sıkıntılı hal almaya başlamıştır. Bir an evvel gündeme alınıp yapılmasını adli talep ederiz. Zaten o gün bir önerge alındığında zaten ben programında olduğunu söylemiştim Sami abiye. Sami abiye buradan selamlarımı gönderiyorum. Sami ile az önce o beni aradığında dedi ki çalışıyorlar ama dedi buradan durmuş herhalde. Çalışıyorlar ama dedi o Papaz Çeşme tarafında çalışıyorlar dedi. Kenan tamam. Müdür dedi oraya da gidecekler dedi. Sen onları orada gördüğü için sarılmış kaleme kağıda. Yani onun abi için... şöyle, şimdi bir kabul etmek lazım. Ekrem Başkan döneminde o cadde yapıldı. Kaldırımları yapıldı. Biz bütün Çınarlı Mahallesi'nde şu anda en bozuk yer, yani kazıdan dolayı bozuk. Yani herkes gelmiş kazmış, gelmiş kazmış. Tahminleri de düzenli yapılmadığı için problem olmuş. O caddede dört noktasında problem var. Sökeceğiz, yapacağız. Bizi bir iki sene idare eder. Daha sonra asfalt işimiz yük hafiflediğinde komple asfaltlayacağız. Ama şimdi buranın küçük tahmini düzelecek bir durum varken koskoca caddeye... Valla Sami herhalde boyalı asfalt istiyor. Cafcaflı olsun diyor yani. Evet, önergeye cevap vermiş sayıyoruz bundan. Arkadaşlar, son söz almak isteyen var mı? Kenan Bey nerede? Orada bir caddesindeki... Biz onunla ilgili ne yapmıştık? Emniyet müdürü kaldır demişti dubaları. Bana... Tamam dedi zaten problem yoktu. Ben bir daha bakamadım. Bunu öğleden sonra ben, gerçi öğleden sonra oldu, çıktığımda bir konuşayım. Ne aşamaya gelmiş. Arkadaşlar, bir dahaki toplantı günümüz 7 Temmuz 2020 Salı günü meclis toplantı. Yer konusunda eğer bir aksilik olmazsak eski yerimize geçeceğiz. Ama korona ile ilgili sıkıntı varsa yine kapalı bir ortamda, yani burada daha rahat bir toplantı ortamı olabilir. Ben çok yoğun, bayağı bir ayrı kaldık. Allah hepinizden razı olsun, yoğun geçti. Uzun bir toplantı oldu. Bugünkü toplantımız son buldu. İnşallah bir dahaki toplantı 7 Temmuz 2020 Salı günü buluşmak üzere diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.